Bir numarada Gizem var. Taylan'la beraber nasıl tanıştınız demeden önce bu şıkır şıkır şeyler, bu parlak şeyler de ne? Emeğim. Emeğin. Nedir? Atletizm ben. Sprinterim, kısa mesafe koşucusuyum. 12 yıllık bir emek yatıyor burada. Milli sporcu. Evet. Peki burada özelleri neler? Var mı öyle bir şey? Tabii ki hepsi kıymet, hepsi her müsabaka çok önemli. Neler var? Yani şöyle, Avrupa şampiyonaları var. Kulüpler olarak katıldığım. Bu arada Fenerbahçe'nin lisanslı sporcusuyum. Dur, bravo. Dur, dur. Hangi kulübün? Fenerbahçe Spor Kulübü. Belki Avrupa şampiyonluğu var. Avrupa şampiyonasında, kulüpler arası Avrupa şampiyonasında ikinciliklerimiz var. Fenerbahçe'nin adını almış oldu. Burada önemli, aslında benim için en önemlisi bu. Çünkü bu benim ilk madalyam. Atletizm ilk başladığımda aldım. Üçüncülük madalyası Karşıyaka Belediyesi'nde yapılmıştı. İzmir'de başladım çünkü. Kaç yaşında koştun? 16 yaşında koştum. Nasıl bir duygu? 16 yaşında çıkmak, üçüncüyü beklemek, madalya asılsın. Yani şöyle, o kadar heyecanlıyız ki, bir de madalya yetmedi bize ve evinize yollayacağız dediler bana. Tabii ben orada bir tanesini hemen şimdi yani. Bir tanesini ben aldım, arkadaşlarımı evlerine yollarlar dedim. Sizi yollayacaklarmış diye. Biz 4x100 bayrak takımı olarak katılmıştık o yarışa. Düşün, kazanman da yetmiyor. Madalyayı bir de araklaman lazım. O zaman yani belediyedeydi, öyle olmuştu. Kupam, bu da takım kaptanı olarak bende kaldı. Bu da bayrak yarışımızın kupasıydı, Erzurum'da yapılan. 2015 yılı olması lazım. Bu şekilde Avrupa, bir de Akdeniz oyunları var, 23 yaş altı. Onda ikinciliğimiz var. Türkiye şampiyonlukları yine aynı şekilde. Okullar arası, üniversiteler arası şampiyonluklar var. Hepsinden var yani. Kaç tane madalya, kupa var? Burada şu an 60 tane madalyam var. Ve bir milli sporcusun. Evet, ama 3 yıl oldu bu arada sporu bırakalı. Artık kendim hani... Hiç işte... önemli değil. Bunun gururu ölene kadar yeter. Videosu da mı var? Gerçekten mi? Koşu. Görelim. Bir 100 metre koşusu izleyeceğiz. Çıkış verildi ve yarış başladı. Gizem çıkış yaptı. Gizem yanında... Hadi Gizem! Ona yetişmeye çalışıyor ama Gizem ilk sırada gidiyor. Gizem Demirel biriciliğe koşuyor. Ekstra 100 metre. Gizem Demirel oluyor. Şu an yaşadım o duyguyu. 100 metre. Evet. Kaç saniye? Şöyle, en iyi derecem 12.25 ama el kronometresinde 11.66'm da vardı. Yani 100 metreyi 12 saniyede koşmak ne demek ya? İşte koşuyoruz. Uçuyor bence. Yani. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tüm madalyaların, tüm başarıların için benim hayatımın en büyük derslerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Halil Mutlu vermişti bu dersi bana. Kendisine büyük hayranım. Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu haltercimiz. Bir programda ağırladım, anlattım. İşte şu şampiyonu, burada birinci, şurada altın, burada birinci, şöyle filan. Ondan sonra o da bütün tevazusuyla, İlker Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ama burada hep birinciliklerimi saydınız. Fakat dedi, beni aslında birinci yapan çok kıymetli ikinciliklerim ve üçüncülüklerim var. Onlara haksızlık etmiş olmayalım dedi. Gerçek bir olimpiyat sporcusu, olağanüstü bir ders vermişti. Buradan da kendisine sarılıyorum. Tekrar tebrik ediyorum ve çok seninle iftar ettiğimizi bilmeni istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani 2 dakika koştuk nefes nefese. Nasıl koşuyor? Saniye düşünemiyorum. Acayip koşuyor değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.